Merhaba Sanat Yaşam İnsana hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğum var. Orkestra şefi, müzisyen Cem Mansur'la birlikteyiz. E, bu son e, birkaç haftada müzik dünyası, kültür sanat dünyası bir haberle sarsıldı. E, Cem Mansur öncelikle hoş geldiniz. Bu e, ilginç süreci sizinle konuşmak istiyorum. Nasılsınız öncelikle? E... Ben iyiyim oldukça aslında. E, yani işimi yapmaya devam ediyorum. E, i̇şimi yapmaktan kimse alıkoyamaz. Ancak bu son e, görevin bana getirdiği verdiği insanların hayatına müzikte dokunma kısmını bir süre daha az yapabileceğim, daha az özeyeceğim. O bakımdan biraz hayal kırıklığı içindeyim ve genelde aslında müzisyen tarafımda değil, İstanbullu ve vatandaş kimliğimle kızgınım evet. çünkü bunu insanlara yaşatmaya ya bunlar da böyle çıktı. Biz şimdi kime oy vereceğiz diyen, sokakta arasadığınız büyük elçiden taksi şoförüne, işte bakkaldan profesörüne insanların biz şimdi kime oy vereceğiz? ...hiçbir şey değişmeyecek mi bu ülkede? De Delirtme hakkımız yoktu kimseye. O yüzden kızgınlığım. Yoksa evet. benimle ilgili değil. Şimdi bilmeyenler için bir özet yapmamız gerekiyor. Evet. Öncelikle ben Cem Mansur'u tanıtmak istiyorum. Bilmeyenler için. Çok çok kabarık tabii. Büyük bir CV'si var. Özgeçmişi var. Yaptıkları burada böyle tek tek anlatılacak gibi değil ama... Burada bilmeyenler için Cem Mansur İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin şefliğini yaptı. Oxford Şehir Orkestrası'nın birinci şefliğini yaptı. Akbank Oda Orkestrası'nın şefliğini yaptı. Türkiye Gençlik Orkestrası'nın kurucusu ve şefliğine devam ediyorsunuz. Geliyor, evet. Ondan sonra ve dünyanın en önemli orkestralıyla çaldınız. Birçok konser yaptınız dünyanın her yerinde. Ee, böyle bir e, geçmişiniz var diyeyim. Geçmişiniz var devam ediyor tabii bütün bunlar. Hmm. Bu arada e, konumuz e, bundan iki sene önce hmm. Cemal Reşit Rey konser salonunun e, genel sanat yönetmenliğine getirildiniz. Ve e, nasıl diyeyim durup dururken mi diyeyim e, şaşırtıcı bir şekilde mi diyeyim tartışmalı bir şekilde mi diyeyim siz bu görevden alındınız. Ben ve şehir tiyatroları gelen sanat yönetmeni. Aynı darbeyle evet. aynı gece. Evet. Şimdi evet bir darbe denebilir gerçekten dediğiniz gibi. Şimdi o alınma sürecini biraz daha sonra konuşalım istiyorum. Biraz o göreve nasıl getirildiniz? Hı hı. O süreci konuşalım. Kimden geldi teklif? Şimdi ben sürekli Türkiye'de genç müzisyenlerin geleceği ne olacak diye uykuları kaçan bir insanım. Türkiye Gençlikler İktidar Orkestrası'nın zaten kuruluşunun arkasında olan fikri de o 15 yıl önce. O çok başarılı bir şekilde devam eden bir proje. Fakat onun dışında yüzlerce konservatuvar mezunu genç varken devletin kendi imkanlarıyla eğittiği, ücretsiz olarak eğittiği ve ondan sonra onları işsizliğe, amaçsızlığa, yoksulluğa terk ettiği bir müzisyen ordusu var Türkiye'de. Ve onların geleceği ne olacak diye ve bir taraftan da bir orkestra ne işe yarar? Bu artık 19. yüzyıldan kalma 90 kişi aynı yere gideriz el ele. hep aynı şeyleri çalarız benzer insanlara bunun için kamu parası harcamaz, buna inanan biriyim. Ve e, dedim ki bir e, belediye değiştiğinde, e, şimdi Cemal Reşit Bey'e döneyim, Cemal Reşit evet. ben Akbanko'da orkestrasının hayatta olduğu yıllarda hem Oda Orkestrası hem farklı orkestralara yüzden fazla konser yönettiğim bir yer, çok iyi bildiğim bir yer. Ve e, seçimden sonra da e, yani CHP'nin seçim zaferinden sonra aklımın ucundan bile geçmedi. Bırakın genel sanat yönetmeni olmak fitan değil. Gidip orada güzel konserler yapardık, yine yaparız fitan değil. Yok ben kapatmışım orayı. Fakat e, belediye yetkililer, yetkililerine, e, o zamanki Kültür Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısına e, bir şey fikriyle gittim. Yani Türkiye'nin bir yeni orkestraya ihtiyacı var. Bana dedi, yeni bir devlet orkestrası kurmayın, istemiyorum. Fakat e, 21. yüzyılın orkestrası ne olur? İstanbul gibi 16-17 milyonluk bir şehirde müziğin sosyal gücüne, barıştırıcı gücüne çok sesli evrensel müziğin herkese ait olabileceği inancıyla herkesin hayatını zenginleştirebileceği inancıyla bir orkesta dizayn ettim. Modüllerden oluşan, ilçelerde yetenek keşfeden, eser sipariş filan falan 21. yüzyılın orkestrası. Orkesta ne işe yarar? Müzik ne işe yarar? Sayın seyirciler fikirlerimden etkilendikleri için bana sen şuraya bir otur dediler önce. Kimarişte hmm. İlgilenen Sanat Yönetimi. Nasıl yani? filan dedim. Oradan burası bunu yapabileceğim hmm. bir platform olur diye. Tamam. Tabii ki Ekem İmamoğlu'nun onayıyla, onun onayı olmadan olabilecek bir şey değil. Kendisiyle de birkaç kere görüştük zaten, atamadan önce sonra. Ve e, 32 yıllık geçmişinde salonun e, net 4,5 ay genel sanat yönetmenliği yapmış oldum. Pandemi. Yani pandemi de kısmı, yani. Ama pandemide de şunu da söylemem gerekir, pandemide de online konserler yaptık ve onlar da hiçbir yerde bulunmayacak online konserlerde hem salonu gündemde tuttuk, hem müzisyenlere iş vermeye devam edebildik. Hem de o konserlerin özelliği online izlemenin bir anlamı olsun. Yani salon kapalı ama işte ancak bu kadarını Hı. yapabiliyoruz. Online anlamlı olan bir içerik ürettim orası için. Fakat net olarak planladığım, salonu yönettiğim, programını yaptığım ve dinleyiciye açık olduğumuz dönem bir rekor gerçekten 4,5 ay. ay. Fakat yani kendi vermişlik gibi olmasın ben salonu altın çağını yaşattığımızı düşünüyorum. Ee, Şimdi hiç zaman aslında... olmayan bir, bir dinleyici doluluk oranı. inanılmaz e, prestijli bir uluslararası program ve öyle olması gerekiyor. İstanbul bir dünya megapolü ve Büyükşehir Belediyesi'nin ana konser mekanı. Tabii öyle olacak. Aynen öyle. E, Cemal Reşit Rey e, takipçileri vardır. Meraklıları vardır. Yani oranın bir böyle kor e, nasıl diyeyim e, yakından takip eden, orayı çok seven bir kitle vardır ve o kitlenin e, çok mutlu olduğunu e, hep takip ettik. E, sadece klasik müzik konserleri değil tabii, e, değil, de, tabii yani. değil mi? Orada e, çok daha popüler şeyler de yapıyordunuz. Evet. E, çağdaş dans çok güzel. Zeynep Tan Bay evet. çok ilginç bir çok yaratıcı bir çağdaş dans e, projesinde de başladık. Onun, onun da akibeti bilirsiniz. Fakat fakat e, salon dışında yaptıklarımız da bence belki daha bile önemli. Yani benim vizyonum açısından. Salonda evet çok güzel çok prestijli şeyler yaptık fakat pandemiden tam önce Beethoven yılına hazırlık olarak ve Beethoven yılı başladıktan sonra 2020 ilçelerde açıklamalı konserler vermeye başladık 5. Senfoni ile ve orada inanılmaz şeyler yaşadık ve geçen yaz verdiğimiz Neler mesela? bu müziğin kimlere ait olabileceği, herkese ait olabileceği, atla deve olmadığı, büyük Klasik annenizden müzik. görmediysen hı hı. Gör, görmediyseniz bundan müzik bundan zevk alamayacağınızın koca bir yalan olduğu bir takım insanların işe yaray, işine yarayan bir yalan ol, olduğu için hı. ve orada gerçekten Sultan Gazi Mahallesi'nde Topkapı'da geçen yaz yaptığımız İstanbul'a senfonik yaz adlı dördü harbiyede biletli dördü parklarda ve amfiteyatrolarda ücretsiz her iki yakada Avrupa'da ve Anadolu yakasında inanılmazdı gerçekten orada ve şey dedim yani bunu niye ilk defa Yapmak bize kalmış ki 90 küsur yıllık Cumhuriyet'te olacak şey değil. Ama yaptığınız zaman ne kadar etkin olduğunu, ne kadar etkili olduğunu ve aslında kamu parasını harca, harcarken aynen bunu yapmamız gerektiğinde yaşadık. Ancak bunu düzenli bir orkestrayla tabii bunun bin mislini yapabilirdik, evet. yüz milyon mislini yapabilirdik. Ve iki yıl boyunca benim oraya getirilme amacım olan düzenli bir orkestra kurulumuyla ilgili... Sıfır toplantı yapıldı. Hiçbir şey yapılmadı. Asıl amacınız oydu. Yani sizin oraya gelme şartınız oydu öyle mi? Şartım Başka şartınız ben... var mıydı? Yok benim bir şartım Hı. yoktu. Ben o görevi e, e, müzik müziği paylaşmak için e, bu belediyede son aylarda çalışıp artık ol, orada olmayan birçok insan gibi e, şehrim için, ülkem için bir şey yapayım diye kabul ettim. E, fakat e, buraya kadarmış. Peki e, genel sanat yönetmenliği ne iş yapar? Genel sanayi yönetmeni aslında programı yapar. Çok Hı -hı. iyi bir program koordinatörümüz var bu arada. Hı -hı. 12 yıldır orada olan ve terfi ettirilmeyen, bu insanlara nasıl değer verdikleri ni düşününce benim oradan yok edilme sürecim çok şaşırtmamalı aslında insanları. 12 yıldır 5 kişinin işini yapan filan bir insan. Öte yandan inanılmaz bir sahne teknik gibi var. bazılarını Akman Kodorkisi yıllarına atıldım. 30 yıldır salonun neredeyse ilk yeni zamanlarından beri orada olan, müthiş özverili çalışan, Geceleri bazen sabahlayan orada çıkıyor. Bu akşam flamenco sahnesini sökeceksin, yarın sabah caz sahnesi hazır olacak. Akşam çağdaş dans, ertesi sabah tasavvuf sahnesi. Ee, inanılmaz bir teknik ekibimiz var gerçekten. E, e, müthiş bir özveriyle çalışan, bilgili, donanımlı. E, onların mesela... E, hala var diyorsunuz. Onlar var hala ve umarım e, uzun süre kalırlar. E, çünkü inanılmazlar gerçekten. Fakat onların mesela mesaileri ödenmiyor mesailerin ödenmeyeceğini söylemeye gelen belediye yetkilisi pazarda limon satın diyor paranız yetmezse yazılar imzalatılıyor işten çıkarma tehdidi altında mesailerimi talep etmeyeceğim filan. İnsanlara böyle bahs böyle davranılan bir yerden söz ediyoruz. Hı hı. Peki Ve salonun siz... kullanımı tabii o da pardon sözünü kesmek istemiyorum ama e, salonun kullanımı ile de ilgili benim çok... Ne gibi? E, şimdi bu görevden alma yazısında yönetimsel ayrılık... E, yönetsel dediler böyle bir kelime olup olmadığından emin değilim ama e, yönetimsel diyeyim daha mı doğru? Yönetsel, yönetsel galiba. peki. Evet. Yönetsel e, fikir ayrılıkları dedi. Ben dedim ki ah ne güzel yönetsel fikirleri varmış ve ayrılmış. Şimdi bir şey. siz bekliyor muydunuz? Siz evet. şimdi bu şimdi... <laughs> göreve iki sene önce getirildiniz. Evet. Dört buçuk ay net evet. olarak çalışabildiniz. Özetle yani evet. kısaca. Evet. Ondan sonra bundan bir iki hafta önce size bir mektup mu geldi? Nasıl şimdi oldu? Şimdi bir buçuk ay kadar önce aslında e, Kasım ve Aralık programını onaylatırken bizim bir ihale dosyamız vardır. Kültürel açı üzerinden bir takım, bir takım etkinlik kalemleri vardır. Onlara göre bütçe yapılır. Biz yıllık kaç paradan kaç konser yapacağız diye hı hı. Türk lirası üzerinden düşünebiliyor musunuz evet, bunların alt üst olduğunu bütçelerin ee, ve o bütçe kalemleri onaylanır ve onlar bizim yani kültür dairesinin kullanımındadır ve kültür merkezlerinden en önemli olanı Uluslararası bir kültür merkezi olan tek yer Cemal İştiye olarak o etkinlik kalemlerinde büyük ölçüde o harcar. Ve bu, bu kalemlerin onaylanması gerekiyor. Onay, onaylanması artık şeydir. Kültür Daire Başkanı tarafından bütçe içinde kalındıkça ve her kuruşun hesabı verildikten sonra genel sanat yönetmenlerinin yaptığı programı sadece imzalamak kalması lazım. İmzalamak kalmalı. Yani büt daire bütçe ile. onaylı bir bütçeniz Tabii var. Sonuçta, Elinizde sonuçta çıkmış onaylanmış. bir bütçe evet. Fakat yine de onaylan onaylanma süreci var. Kasım Aralık'ta böyle bir tuhaf geciktirmeler, onaylamamalar. Ondan sonra kitapçığı onaylamamalar. Ondan sonra basılan kitapçığın dağıtının sağlamak yerine basım sayısını azaltmalar. Falan. Böyle bir küçük küçük sabotajlar. Ondan sonra başladı. Ve o dönemde de siz görüşmen, hissettiniz mi herhangi bir hissettim şey? Hissettim onu ve şey düşün, Hatta sonunda çalışmaya bunlar benle çalışmak istemiyor galiba dedim. Evet dediler. Şu kişinin de geçiyor dediler. Ha dedim işte bakın burada. Yani şaşırtıcı değil. Sonradan duyuyoruz ki beni ve Şehir Tiyatroları Genel e, Sanat Yönetmeni'ni icra kurulundan çıkartmışlar. ya Biz hmm. yoksa siz ne icra ediyorsunuz? Hmm. Siz orada bürokratlar sanat yönetmenlerin hayallerini hayata geçirmek için, mevzuata uydurmak için, bütçe içinde kalmalarını sağlamak için ve bütçenin akışını garantiye almak için oradasınız. Ne icra toplantısı yapıyorsunuz biz olmadan onu çok merak ediyorum. E, fakat e, o bir dönemde Bir taraftan toplantılar devam ediyor e, ve siz tabii davet ediyorsunuz. biz yokuz. Biz e, yaz tatili falan araya girdi. İcra Kurulu yakında olur falan diye böyle salakça bekliyoruz. Ondan sonra e, şu anda e, Kültür Danışma Başkanı yok aslında. Kültür Danışma Başkanı vekili var. Ama vekili de toplantılara sokulmuyor şu anda. Sadece bir takım kirli işler yaptırılıyor. Görevde alma yazıları, imza atma gibi gece yarıları. Fakat e, genel e, şey Kültür Daire Başkanlığı yerini işgal eden kişinin şu anda vekaleti de yok. Sadece bir koordinatör. Fakat eski beylik tüzü aidiyetleriyle Ekrem Başkan'la birlikte ondan sonra aslında ikinci daire başkanı koltuğunda oturan kişi gördüm. Ee, görüşmemiz lazım dedim. 2022 dosyası yapılacak, ihaleye çıkılacak. Yani bir de Ocak ayında salonun kararlılığa görülmesi gibi saçma sapan, deli saçması bir sistem var. Şu ihaleyi biraz önce yapın veya iki, ya, iki yıllık yapın. Salon karanlıktır. Ocak ayında konser olmaz. Ha, olmaz diye yani bir şey. Çünkü ihale yani. yetişmez. Aha, çünkü yetiştirilemez. Çünkü yetiştirmesi gereken insanlar yüzüne yüzüne Hı. bulaştırır çünkü. Neyse görüşmemiz lazım dedim. Kültür Daire Başkanlığı koltuğundaki e, kişiye. E, cevap yok. Telefonlara cevap yok. Ondan önce de zaten bir satırlık böyle çok küstahça cevaplar falan veren biri. O konserin adı öyle olmayacak. Bu konseri istemiyorum. Onu ben karar verip size bilgi vereceğim falan böyle yani ilişkiler bu. Peki siz <laughs> bunlara itiraz ediyor muydunuz? Tabii ki ya görüşmemiz mi? lazım diyorum. Bütçe şey yapılacak bilmem ne yok. Tıs. Eken başkanla görüştüm. Hemen bir gün içinde bilgi verdi. Bana bak bakın dedim yani. Bu kişi Cem Mansur'u İstanbul'un kültür hayatından şutlayabiliyorsa böyle bir şey varsa, öyle bir dünya, öyle bir ilişki varsa, öyle bir işleyiş mümkünse bunu ben bileyim dedim. Yok kesinlikle dedim bir şey büyüksün. Bir vizyona başladık ilçe konserleri, halk konserleri, eser sipariş ediyoruz bestecilerden. Dünyanın önde gelen plak firmalarıyla sözleşmeler yapmaya başlıyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Ee, en azından seçime kadar bu vizyonu devam ettirebileceğimiz konusunda bir güvenceye ihtiyacım var benim, benim böyle laflar duyduğum zaman. Çünkü normalde bir orkestra şefinin işine iki yıl öncesinden falan söz, son verildik. <laughs> Yarından itibaren. Ee, bir, Ama bir bilmiyorlar. Sürü programlanmış tabii konser. Bilmiyorlar. şey. Bir de bütçe onaylanması konusunda Kasım Aralık ayı, bütçelerini bu kişi bu çok pahalı para. Bu çok hiç bu dünyanın hiçbir yerinde sürdürülebilir bir şey değil. Dünyanın hiçbir yerini bilmiyorsunuz. Beylikdüzü'nü biliyorsunuz. Burası İstanbul büyük, büyük şehir ve biz New York, Chicago, Paris, Viyana, Berlin kafasıyla yapma. Evet pahalı bir iş. Kamu parası harcıyoruz, hakkını veriyoruz sonuna kadar. Fakat nasıl Silahlı Kuvvetleri veya Sağlık Bakanlığı'nın kar edip etmediği düşünülmüyorsa, sorulmuyorsa burada da makul bir bütçe içinde kalmak ve hesabını vermek şartıyla bunun ay bu çok pahalı, çok pahalı dediği ayrıca tamamen kendi onayladığı etkinlik kalemleri dahilinde. Bunlar küçük küçük sabotajlar. İşe hı hı. iyi açtırmamak. Hı hı. Biletiksli anlaşma biter. Ben uğraşırım biletiksli anlaşma yenilensin diye. Tam kapasiteye geçilecek diye mahallelikten önce... genelge gelir iki buçuk hafta süreye geçmek. Ben evet. devlet operasında çalıştım. Doğru. Evet doğru. Ama böylesini görmedim. Yani böyle e, arkadan iş çeviren, yüzünüzde bir şey söyleyip ondan sonra yani altınızdan Yani alışıksınız koyunuzu... yani bir kamu kurumunda çalışmaya, o mekanizmalarını, bürokrasisini evet, biliyorsunuz. Ve, ve entrikalarını biliyorum. Hı. Sinsi, e, insanların ne kadar sinsi, ne kadar çirkef olabileceklerini biliyorum. Fakat bu başka bir boyut yaşattılar bu bu defa. Evet. Peki size nasıl e, haber verdiler bunu? Ha pardon. Şeyden de söz edeyim tabii, tabii bu haber vermenin çünkü bir kısmı Hı. tabii e, yönetsel, yönetsel fikir ayrılıkları fikir konusunda. Ayrılıkları. Ben size evet. bir iki fikir vereyim. E, uluslararası bir kültür merkezinin nasıl çalışması gerektiği konusunda ne kadar dünyadan bir haber olduklarının örneği olarak çok önemli sanatçı gelecek. 24 saat kalmış. Uçak bileti yollanmamış. Sözleşmesi yok. E, konaklaması belli değil. Her gün beni sanatçılar ve menajerler ya siz ciddi bir yer misiniz? Gerçekten bu konser oluyor mu diye. Tamam eş dost bir şey. Senin konserin ne olacak abiciğim merak etme. Birkaç topluluğa cebimden ön ödeme yaptım. Ciddi olduğumuzu görmeleri için ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi olup ciddi bir yer olup paralarını ödeyeceklerini garanti etmek için filan. Bu derece bir şeyler ve salonun çok horatça kullanılmasına da karşıydım. Fakat engel olamadım. Hoyratçı ne A, anlamda? Öf, salon, şimdi salon tamam belediyenin salonu. Ayda bir iki defa bazı etkinliklere tahsis edebilir, edilebilir. Ama kaç tane yeri tahsis edilebilir? Bir de biletleri satılmış, tanıtımı yapılmış, biletleri satılmış bir konseri e, işte e, Meral Akşener konuşma yapacak diye iptal edemezsiniz. Benim işim burada ona itiraz Böyle etmek ve kıyamet koparmak. Tabii hem de nasıl? Bu Türk Dünyası günleriyle ilgili mesela Kasım ayında, Kasım ayının ilk yarısında bizim yaptığımız programın program ekibi olarak program içinde sadece iki konser yapılabildi. Onun dışında işte Almanya'ya göçün bilmem nesi, Türk dünyası günlerin işte Türk dünyasında 30. Tamam onları da yapalım beraber yapalım ama bir konser salonunun kimliğine yakışır bir şekilde içini dolduralım. İki konser yapabildik kendi programımızdan. Biri de 10 Kasım'dı. Onu da uçuruyorlardı. Ya ne yapıyorsunuz dedim. 10 Kasım konseri yani. İnsaf. Fakat şey diş hekimleri kongresi. Biz bütün bir gün mesela Cemre Senfoni orkestrasıya önemli bir konser için bütün bir gün eksik prova yaptık. Çünkü diş hekimleri odası değil. değil, hayır mi? bunlar hepsi ücretsiz tahsis bunlar. Kimsenin kiraladığı falan yok. Biz bir saatlik arasız konserler yapıyoruz. Temas az olsun diye, el programı yok falan falan Bunlar o bu tahsislerde kokteyller, yeme içmeler, maskesiz yüzlerce insan salonun içinde. Biz neden o zaman o kadar dikkat ediyoruz? Neden aylarca yarım kapasiteyle iş yaptık? Fakat e, bu tahsisler konusunda dediğim gibi olmayacak yerlere tahsisler en önemlisi sormadan etmeden konserleri kaldırmak. Etkinlikleri yapılmış sonra insanlar çocuk operasını iptal ettiler. Veliler geliyor çocuklarla görüyorlar İçeride siyasi bir etkinlik var. Olmaz. Yani bunlar bunlara tabii ki itiraz Size ettim. Haber Fakat, verilmeden şey, mi yapılıyordu bu iptaller? Yani, karar veriliyor sonra ben bazen başkasından duyuyorum başkasından neyi duyduk biliyor musunuz? Bir danış belediyenin bir danışma kurulu olduğunu, bir kültür sanat danışma kurulu olduğunu. Şehir tiyatroları genel seyirci ve ve ben gazeteden okuduk. Tabii bu gazeteci yani bir şey. Ve onlar da tabii bir tarafta da gülüyorlar belediyeye. Çünkü çok değerli insanlardan oluşan bir danışma, danışma kurulu. Sonra biz de katılmaya başladık ve ne olur bizden bir şey isteyin. Biz neden buradayız diye. Yani bir sakarlık, bir taşralılık maalesef çok çok büyük bir fırsat kaçırılıyor insanların hayatında kültür yoluyla bir fark yaratmak için. Ve dolayısıyla da kamu parasının kötü kullanılması anlamına geliyor maalesef Evet, bu ben işleri yani yapamamak. Bir kere biraz önce de söyledim Cemal Reşit Rey'in böyle meraklıları ve orayı çok sevenler vardır orada çok mutlu bir kitle olduğunu ben hep takip ettim hem haberlerden hem yakın çevremden yani Cemal Reşit Rey'deki bu değişimi çok hoş karşılayan çok mutlu olan bir sürü insan vardı. Ya biz bir çağdaş müzik Siz konseri için nasıl de, tepkiler bir, aldınız? E, Valla çok e, dinleyiciden müthiş e, destek e, görüyorum Herkesten, sosyal medyada okuduklarımdan falan. fakat benim gördüğüm destek değil önemli olan önemli olan insanları bu insanları bu hayal kırıklığına yaşatmamak Çünkü evet kimse Ekrem İmamoğlu'na e, şey e, zarar vermek istemiyor. Hepimiz Allah göstermesin bir daha AK Parti gelir de işte Kanal İstanbul'da da yapılır. Fida zaten benim bu ülke ile ilgili en büyük hayalim sorulduğu zaman Kanal İstanbul yapılmaması diyorum. E, büyük evet. a, 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 evet. açık ara farklı hı hı. En, Kırmızı en çizgim. Büyük KT, evet hı. kırmızı çizgim. Ve e, bu e, zarar vermeme şeyi biraz iki buçuk yıl oldu belediye seçileri. Ve böyle adımız AK Parti değil diye böyle bir e, ahlaki bir üstünlük taslamasına taslanmasına ta, ta, e, tahammül edemiyorum. Yani demokrasi seçtiğin kişiden hesap sormaktır, onu sorumlu tutmaktır bir takım. Yoksa sadece bazı işte daha önceki görevlerden gelen insanların çocukluk ilişkileri, eş dostla iş yapmak, önümüzdeki dönemde zaten kimin kimle iş yaptığı, kimin hangi pozisyonda neden olduğu e, çok açık bir şekilde... E, belli olacak. Dolayısıyla bu bu şey ben bunu İslam'la bir ihanet, ihanet olarak görüyorum. Yoksa ben onlardan öyle bir makamda talep etmedim. Öyle bir makama pek meraklı değilim. E, dediğim gibi halka müziği götürmek açısından önemli şeyler yaptığımızı düşünüyorum. En azından belki bir e, ne, neleri mümkün olabileceği konusunda bir bir ışık yakabilmişizdir. E, bir şeyler gördü tabii insanlar. Bir kere o konserleri sokağa götürdünüz ücretsiz yaptınız, klasik müzikle tanıştırdınız, bunlar önemli şeyler tabii. Peki şimdi size bu nasıl bildirildi? bir, kere bir mektupla mı bildirildi? <laughs> Şöyle yani bildirildi. Bir, bunun usulü böyle daha hani ben, üst düzey evet. bir şeydir. Ben Ekrem Başkanı görüştüğümde evet tabii ki seçime kadar birlikte bu vizyonu sürdüreceğiz ee, sözünü kendisinden aldıktan sonra Aldığım toplantıda ayrıca dedim ki bakın Ekrem Bey ben hatırlıyorsunuz bir orkestra şey için konuşacaktık. Hemen özel kalem müdürüne benim önümde e, talimat verdi dedi ki Cem Bey'in önderliğinde Cemal Senfoni Orkestrası'nın düzenli bir orkestra haline gelmesi için bunu mutlaka yapmamız lazım. E, Şerifül Hanım'a gelirsek sekreter yardımcısına e, talimat verin birkaç toplantıda so, birkaç toplantı sonra ben de katılacağım dedi. Ha dedim iyi darbeyi tam şeyden e, çevirdik <laughs> e, direkten çevirdik derken. Ondan sonra yine böyle bir sonra tabii Ekrem Başkanla hemen görüşebildiğimi gören insanlar randevu vermeye başladı ama yine hiçbir şey yokmuş bir böyle gayet hmm. rahat filan. Ondan sonra bir taraftan da işte bir gece yarısı bir telefon Kültür daireden müdür bir müdür size bir yazı tebliğ etmem lazım. O zaman da Necati Özkan'la Başkanın işte şeyi danışmanı seçim hı hı. danışmanı ile görüştüm. o da danışma kurulundaydı çünkü dedi ki sakın. Böyle bir şeyi yapamazlar başkanın bilgisi olmadan onayı olmadan böyle bir şey yaptırmaz başkan hiçbir yazı filan tebligat almayın gece yarısı onda bir cuma akşamı size bir yazı tebliğ etmem lazım Cem Bey. Falan. Diye bir telefonla evet, yani. Bir telefon dedim ki ben sizden yazı filan almam dedim öyle bir eşitlik yok siz benim amirim değilsiniz bir şey değilsiniz. Ondan sonra cumartesi günü cep telefonuyla çekilmiş bir gerekçesiz bir görevden alma yazısı mailime gönderiliyor. Bir, bir, bir önceki akşam konuştuğum ve sakın bir şey imzalama diyen e, şeyde arazi. Başkan da hiçbir mesaja cevap vermiyor, randevu vermiyor, iki dakika randevu vermiyor. Ve e, ve pazar günü de bir basın açıkla, basın açıklaması, ama basın açıklaması şöyle. Aralık ayında da CRR'e dop dolu, yani benim programımı övüyor. Onun içinde saklamışlar. Yani program çok güzel ama kovuyoruz. Peki. <laughs> Deli saçması bile bir 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 basın açıklaması. Hı hı. Bas, basın açıklamasıyla öyle mi? Yani bana ha? zaten yazı Her işte size... yazı tebrik tebrikat olarak almadığım hı. yazı cep telefonuyla çekilmiş olarak geldi ve basın açıklamasıyla yönetsel fikir ayrılıkları. <laughs> ee, neyse ama tabii şey yani bu şeye dönmek Şu, o, istiyorum. Peki o o günden beri o yönetsel fikir ayrılıklarının ne olduğunu öğrendiniz mi? Veya siz kendiniz sorguladınız mı ne olabilir Yok diye? Yok canım yani e, şimdi olsa olsa... Şimdi öğreniyorum yavaş <laughs> yavaş. Aylardır bu kültür daireyi meşgul eden kişi ve kültür aşı aralarında bir dosya arayışında, arayışındalarmış. Benimle ilgili araştırmalar. Halbuki ben, benim hiçbir... Parasal işçiye imza atma yetkin bile yok ki zaten. Ben sanatsal olarak programı yapıyorum. İşletmek Hı. onların işi. Ee, ve e, yok şey dedim yani bu e, bunu ilk sorunuz çünkü bu e, zarar vermeme, konuşmama meselesinde dönmek istiyorum. Çünkü o çok tehlikeli bir kültüre işaret ediyor. Dönümünde. Yani toplumsal yaşamımız ve de, demokrasimizle ilgili. E, çünkü e, bu e, kimse kimseye zarar vermek istemiyor tabii ki. Ama benim de bir kariyerim, bir itibarım var. Beni insan ya ne suç işledi bu adam ki böyle gece yaraları böyle darbelerle ve yalnız ben değil şeyde genel sanat yönetmeni şey şey tiyatrolarında bu bu gerçekten böyle bir çete olarak çalışıp bir darbe kültürüyle e, hareket etmenin başka bir hareket ettiklerinden başka bir açıklaması yok bunun. Yani dolayısıyla benim için çok rahat öyle bir Herhangi bir dediğim gibi hiçbir cezai sorumluluğum yok, bir parasal sorumluluğum yok orada. Ne kadar temiz çalıştığımın bir örneği olarak. Seviyor ben kendime yaptığınız işi? Kısmen, kısmen. ben Ama tabii ki konserleri yönetmeyi seviyordum. Ve yönettiğim 30 tane kadar konserden ücret almadım. Evet, şimdi ee, o haberleri biraz takip açıdan. etmedim. Evet. Çünkü dedim ki ben kendime iş vermek için burada değilim. Ben halka müziği anlatmak için buradayım ve maalesef benim meslektaşlarımın büyük çoğunluğu sırtını dönüp orkestra yönetiyor. Gidip Sultan Gazi'de Beethoven anlatmıyorlar. Dolayısıyla konserlerin çoğunu ben yapmak durumundayım burada. O misyonu yerine getirmek için ama ondan şimdi para o, oradan Evet şimdi oradan para almadığınızı e, okudum yani e, bir taraftan ama onu da eleştirdi birileri. Yani dediler ki, Evet para almadı ama Hı -hı. 30 konseri de kendi yönetti evet, yani onu, onu başkalarına bilmiyor. başkalarına e, işte fırsat vermedi kapı açmadı daha gençlere de tabii, işte tabii. fırsat verildi e, vesaire isim isim mı kimleri kimleri hangi gençlere fırsat verdiğim burada olur tabii e, yani şimdi e, burada bir katalog yapmaya gerek yok onu onu söyleyen kişiyi kastettiğinizi biliyorum o ben, böyle yani ki, o, şu o anda benle ilgili, ilgili değil. böyle Hı. benle ilgili böyle bir anlaşılmaz bir sınırsız nefreti olan ve benim başıma böyle kötü bir şey geldiği zaman zil takıp oynay oynayan birçok ünlü bir pianist. Işte, evet, şimdi e, Fakat şimdi şey, e, 30, Hatırladım daha 30, 30 konserin, konserlerin tümünün 30 tane olduğunu nereden biliyor? Yalan. Konserlerin 3-4'te 3'ü kadarını ben yönettim. Ve bunların çoğu açık hava halk konserleri, benim kendim yönetmem gereken, müziği anlatan biri ve genel sanat yönetmeni olarak çok normal bu. Onun dışında gençlere de fırsat verdim, başkalarına da fırsat verdim. Her türlü genci salonu açtım. E, her türlü yayın için, kayıt için ve bazen kültür, kültür dairenin Ciddi bir şekilde direnmelerine rağmen açabildim salonu bu işler için. O yüzden o kişinin söylediklerini bence sadece onu psikiyatrisiyle falan konuşmak <laughs> lazım. O şey müzik dünyası aranızda, o kadar o kadar şeyken. O ünlü piyanistle o kadar, aranızda ne var çok merak ediyorum. O ederim. çok uzun hikaye. Ama ben size bir ya, televizyonda tekrar edilebilir bir laf mıdır bilmiyorum. E, arabesk dinleyenler yavşaktır dedikten sonra basın bana fikrimi sorduğunda ben insanların e, dinlemeyi tercih ettikleri müzikle ilgili aşağılanmasının yanlış olduğunu söyledim. Bence bir sorun yok bu işte dinledi. ama büyük bir düşmanlık başladı oradan. İki defa beraber beraber olan bir insan o günden bugün bugüne e, görevde bulundum. Gece ne yazdı biliyor musunuz? Bravo Ekrem İmamoğlu bundan sonra müzikle alakalı birini getirirsiniz inşallah. Evet. Bu nasıl bir hakaret? Yani, hakaret o boyutta ki artık ciddiye almamaya başlıyorsunuz. Ben ya ben müzikle rüya görüyorum sen ne konuşuyorsun? <laughs> yani benim sen ne zaman gidip top kapıda insanlara senfonik müzik anlat, yani o bence ciddi almaya gerek de değer bir şey değil. Bakın sorduğunuz için söylüyorum. E, fakat e, evet tabii ki bir sürü insana imkan verdim. E, yüzlerce müzisyenine e, ne işlerini yapma ve pandemi sürecinde para kazanma imkanını verdim. Doğru. Ve iyi ki vermişim. Evet. Peki üzüldünüz mü? Ne hissediyorsunuz? Haksızlığa uğradığınızı düşünüyor musunuz mesela? Yani haksızlık şu anlamda haksızlık. Çünkü e, dediğim gibi e, çok iyi giden, çok başarılı bir şekilde giden bir işi böyle bitirmek, bir defa belediyenin kendi bindiği dalı kesmek. Enayilik, aptallık ne derseniz deyin. Müthiş bir nezaketsizlik tabii her şeyden önce. Hiç yakışmayan bir hareket hiçbirine. Fakat onun dışında ben ben açıkçası bunun üstünde hissediyorum. bana Kim bana terbiyesizlik edecek de ben bunlar kötü hissedeceğim kendimi. Zaten bu kültür daire başkanlığını şu anda işgal eden kişinin tavrı oydu biraz. Ben buna öyle davranım ki bu basar gider falan. Yok öyle bir eşitlik yok ki önemli değil senin bana kötü davranman. O beni değersiz hissettirmez. Öyle bir şey yok. Yani dolayısıyla ben e, İstanbul için kamu imkanlarıyla tekrar tekrar söylüyorum bunu. Yapılabilecek bir şeyler ortada bırakıldı. O, o, o yüzden üzgünüm. Ne, yoksa ne ba, yoksa ne bayılmıyordum kadar... her Allah'ın günün bürokrasiyle uğraşıp insanların bir türlü beceremediği işleri. Ve ben Cemal Reşit'in e, varislerinden, bestecinin elde kalmış el yazmalarını salona bağış bağışlamalarını Öyle sağladım. Mi? Ama çatı zamanında aktarılamadığı için yazın onda o mürekkeplerin üzerine o lüküs hayatın deli dolun el yazmalarının üzerine yağmur suları boşalırken onları kapıp odama taşıyan da benim. Yani e, dolayısıyla şey e, yani şeyde kızgınlık öyle şeyler, şeylerle ilgili. Bir Peki, kurtarıldı ki. mı bu belgeler? Kurtarıldı, kurtarıldı hmm. ama şimdi ne olur bilmiyorum. Hmm. Çünkü bunlar e, Barislerle yaptığımız sözleşme bunların dijital, dijitalleştirilmesi ve bir kopyasını onlara verilmesiydi. Çünkü Cemal Bey'in eserleri çok kayboldu. Bayağı dört perdelik operalar falan kayıp. Ve ben adını taşıyan salonda artık şu eserlerin kaybolması bitsin ve e, adını taşıyan salonda Hı. Cemal Reşit Bey'in eserlerini bir e, arşivi Kendi. oluşsun. Ve bir, araştırma ve bir araştırma arşivi Hı. oluşsun. ile ilgili istedim. Eski, harika eski konser afişleri var, dünyanın farklı yerlerinde yönettiği falan hmm. el yazmaları var, bütün operatörlerin falan harika o bir şey. O foyer mesela da güzel tabii onları... bir şekilde Ama düzenlenebilir. Ama olmuyor olmuyor bir takım şeyler. Hmm. Yani onlardan neden bir sayfa 10 ay içinde e, taranamaz mı? Bir fincan kahve satmak bu kadar mı zor? Yani bulaşıklar nerede yıkanır? Bakın bulaşıklar şurada yıkanır. Mikrodalgada şunlar şunlar ısıtılıp satılabilir. Onların yerini bile ben e, belirledim. Olmuyor. Bir kültür daireden biri gidiyor, bir kültür aşağıdan biri gidiyor, bir konu buharlaşıyor, bir daha ben gündeme getirene yani kadar. Bunlarla da mı siz ilgileniyordunuz? Kahveydi, fotokopiydi, Olsun şu diye, atmaydı. olsun Hı. diye. Yani ben bazen gişede durup, gişede insan tutmadıkları için, gişenin oralarda takılıp, insanlar geldiği zaman e, kusura bakmayın telefon numaranızı bırakın biz size aratalım hangi konsere kaç bilet istiyordunuz diye. Yani müthiş bir yönetsel fikir ayrılıkları bunlar. Müthiş evet. bir beceriksizlik, umursamazlık. Peki e, siz ne olabilir diye düşündünüz mü bu yönetsel fikir aylık Yani kendinize dönüp başka yani... söyleyecek şeyleri olmadığı için bunu söylediler. Ama nedir yani hani sebebi nedir? E, bu Sizinle abutsunluk... anlaşmazlık sebebi nedir? Şimdi beni genel sekreter yardımcısı bu görevden alınmamdan önceki bir şeyden toplantıda, şüpheleniyorsunuz siz herhalde. mutsuzsunuz Cem Bey dedi orada. Dedim ki bir dakika ben ne kadar mutsuz olduğumu siz bil, ben karar vereyim. Tamam mı? Ee, neymiş mutsuzluğum? İşte Cemal İsteryağın kendine ait bir bütçesi olmaması. Aslında bal gibi var. İşlerine geldiği zaman öyle çeviriyorlar. Ee, i̇şte e, tahsisler bilmem ne filan. Ee, evet dedim yani diş hekimleri odası orada 800 kişi maskesiz yiyip içecek diye salonu tehlikeye atmak ve benim programımı kaybolmasından mutlu olmamı beklemeyin. Siz diş hekimliği rotası zannediyorsunuz ama onun arkasında başka şeyler var. Burası siyasi bir yer filan. Yani e, geçen cumartesi efsanevi bir kemancı Gidon Kremer ile konser verdik. Evet, de Ödüm kokuyordu. Soracağım. Üç gün öncesinden salonu Gümüşhane milletvekili e, istedi. E, konseri iptal edin diyecek, filan diyecekler diye. <laughs> Çünkü öyle şeyler ama yapıyorlardı yani. Şimdi tabi burada bilmeyenler için yani e, Gidon Kremer'in Türkiye'ye gelmesi, burada konser yani daha önce geldi. İki yıl önce sanıyorum. ancak tarihe evet. alabilirsin zorlanmamı evet. biliyor musun? Evet. Nasıl oldu o süreç? Bu çok enteresan aslında. Ee, öyle bir imkan çıktı ve kendisi daha için... Daha önce bu... gelmişti ama galiba ee, Gelmişti mi? hatta evet. İstanbul Küçük Sanat Vakfı'nın büyük evet. ödülünü kazanmıştı. Ee, fakat birkaç yıldır gelmemişti ve bu defa e, Büyük Sovyet Bestecisi Alfred Schnittke'nin kendisi için... Yazdığı dördüncü keman konçertosunu seslendirme imkanı olunca böyle bir teklif gelince hemen üstüne atladım tabii. Ama adam öyle herkese çalmıyor. Baya böyle ver bir festivali başta ciddi bulmadığı yerlere ben artık hmm. burada çalmak Siz istemiyorum diye bir adam. Siz aynı sahnedeydiniz. Tabii şey evet. istedi. Orkestranın ve benim evet. videolarımı istedi. Hı -hı. Birlikte çalmayı kabul etmeden. Ee, ve seve seve gelirim dedi. Ve çok heyecan verici bir konserdi ve gerçekten çağdaş müzikten oluşan bir programda salonun bu kadar dolu olması merdivenlere kadar ve insanların İnsanlara bir şey anlattığınız zaman, bir şey verdiğiniz zaman insanlar en sıradışı, en tuhaf şeye bile açıklar. Bizim klasik müzik camiamız biraz şeydir, halk zaten bu kadarını anlar, onu ver gitsin. Hayır, ben her zaman insanların ufkunu açmaktan yana projeler yaptım. Ve bunun ne kadar geçerli olduğunu gördüm aslında müzik yoluyla insanların ne kadar ufuklarının genişletilebileceği, hayatlarının ne kadar zenginleşebileceğine, İnanmamız lazım ve buna ihanet ediliyor şu anda. Evet Peki bu ne kadar bir zaman için programınız hazırdı? Yani kaç, ay, kaç aylık programınız Şimdi hazırdı? Şimdi bizim yaza kadar programımız taslak olarak hazırdı. Hı -hı. Gelecek sezon için bir Şimdi takım tarihler vardı. Onların bazılarını uyarlar bazılarını uymazlar. Ama zaten sistemin saçmalığı da şu. Ocaktan ocağa bütçeler belirleniyor ya. E, ihale açılacak. Uh -huh. O ihale kültür aşağıya uh -huh. gidecek. Başkasına da gelebilir tabi. Ondan sonra ihale tamamlandığı zaman ancak sözleşme göndermeye başlayacaksınız. Ama zamanı geldiği zaman da o sözleşmeleri göndermekten aciz oldukları için e, yani size anlatım En basit bir sözleşme. Şu gün şuraya gelip şu parayı alacaksın, şu eserleri çalacaksın, şu otelde kalacaksın. Bu kadar mı zor kardeşim? E, ama bunlar da şu anda mesela Şubat ayı için bizim anlaşma yaptınız. Anlaşma dediğim e-mail. Merak etme. Bana güven. Beni tanıyorsun. Bu konser olacak dediğimiz insanların konseri istenecek mi bir? Son dakikaya kadar sözleşme yapılamadığı için o insanlar yeni başka yer mi verecekler? O, onu göreceğiz. Bilmiyorum. Peki. Şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz. Aralık, ben tabii 30 çok şey merak ediyorum biliyorum. ama yavaş yavaş sona geliyoruz. Şimdi siz eee Sonuç olarak bu görevinize son verildi. Bunun sebeplerini öğrenemediniz anladığım kadarıyla. E biliyorum Veya, sebeplerini. Ya, yani yani size, biliyorum. Hayır, size böyle resmi bir şekilde şunlar şunlar. Resmi bir şey ya... ne diyecekler? Eş dost ilişkileri evet. arasında içinde bir menfaat çemberi kurduk ve sen onun içinde olmayacağın için seni <laughs> İmamoğlu <'yla> istemiyoruz. İmamoğlu <laughs> ile görüşmek istediniz, yani... görüşebildiniz mi mesela? Hayır sonunda görüşemedim. Hala görüşemediniz Bana Hayır mi? Bana, bana onun söylediklerinin tam tersinin uygulanma sürecinde görüşemedim. Tekrar görüşmedi bende. Yani hatta, şu bu, bugün itibariyle hala görüşmüş tabii hatta altın, altındaki kişiler işte genel sekreter yardımcısı ve gibi ve e, kültür dairenin başında olan kişi gibi. O, başkan size öyle demiştir ama o bilmez ki biz bir takım kararlar verip ona bildiririz şeklinde konuşuyorlar. Yani ama, ama biliyor tabii çünkü Hı. sonuçta e, baş bir gün önce beraberdim ve ne kadar ısrarla randevu istediğimi de biliyor yani Hı. bir şey ama en vasıfsız işçinin son, işine son verirken iki kelime edersiniz. Bir gerekçe gösterir gibi yaparsınız da gerekçe belli zaten bir dahaki dönemde kimlerin kimlerle iş yaptığını gördüğünüz zaman zaten e, benim neden orada olamayacağım işte bu Cem Mansur'un paraya ihtiyacı yok o yemez laflarını ki ben saftirik halimle olumlu bir şey zannediyordum ilk göreve geldiğimde bunları duyduğumda da meğerse onda iş yapılmaz anlamına geliyormuş. <laughs> Peki şimdi son olarak Planlarınız, projeleriniz var mı? Ne düşünüyorsunuz? bir Bu yani bu süreci e, psikolojik olarak nasıl yaşadınız? Bitti mi? Alıştınız mı? O bit yani kesin hmm. bittiği kesin. E, zaman zaman tabii bir öfke oluyor ama dediğim gibi ve vatandaş olarak yani gerçekten bir şey değişmeyecek mi? Bütün yani çok önemli bazı iş insanları beni arayıp yani gerçekten bizi bu ümitsizliğe e, sürüklemeye ne hakları var dediler. Yani e, esas şey, esas kızgınlık, kızgınlık o. Yoksa e, benim farklı şehirlerde, ülkelerde konuk şef olarak e, konserlerim var, prodüksiyonlarım var. E, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası e, Sabancı Vakfı'nın e, desteğiyle çok başarılı bir şekilde yürüyor. Gelecek yaz Avrupa'nın önemli şeylerini yapacağımız sürnelere hazırlanıyoruz bir taraftan. E, evet, yazmak, devam ediyor. Yazmak istediğim bir kitap var. İki yıldır tek kelime yazmadığım. Öyle mi? Ee, Nedir ona, o? Hayatınız mı Yok, yok. Hayatımdan kime <laughs> ne Müzik, müziğin, müziğin gücüyle ilgili ve müziğin e, taşıdığı evrensel e, uygarlık mesajlarıyla ilgili ve kodlarıyla ilgili daha doğrusu. Biraz felsefi, mecburen biraz siyasi fakat büyük ölçüde müzikle ilgili bir kitap. Evet. E, belki ona nihayet konsantre olabileceğim. E, yaratmak istediğim farkı e, ben başka yerde de yaratırım. Evet, doğru Zaten yaratmışsınız gençlik orkestrası bence çok müthiş bir şey. Ee, ben çok teşekkür ediyorum size Cem Mansur buralara kadar geldiniz ve. Biraz şu sürece açıklık getirdiniz aslında. Açıklık Daha doğrusu getirdim? açıklık getirdiniz derken <laughs> soru işaretlerinin devam ettiğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Takip edemeyenler için de sonuçta aydınlatıcı oldu. Ama gerçekten neden böyle Cemal Reşit Rey konser salonunun en kısa süreli genel evet. sanat yönetmeni olarak. Ee, Şeyde bir laf vardır biliyor musunuz? Kaldınız. Beethoven'un tek operası Fidelio'da derler ki bu adam niye hapiste? E, Floreslan e, e, yetkililerden biri der ki ya çok büyük bir suç işlemiş olması lazım ya da çok güçlü ya da çok güçlü düşmanları vardır. Evet. Bununla kapatalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür evet programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <laughs>